Değerli izleyenler, Elmalı'nın tarihi, kültürel ve manevi değerlerini sizler için anlatmaya devam ediyoruz. Bugün kavunu ve üzümüyle meşhur, üzüm pekmeziyle meşhur Bozsoyuk Mahallesi'ndeyiz. 3000 yıldan beri bu topraklarda yapılan bağ bozumuna şahitlik yapacağız. Aynı zamanda üzüm pekmezinin yapılış aşamalarını size dakika dakika anlatacağımız videomuz için çok zaman kaybetmeyelim. İsterseniz bağ bozumuna başlayalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Bağ bozumuz bereketli olsun, hayırlı Allah olsun. Allah razı olsun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Sadık İlkün. Elmalı Bozsoyuk Mahallesi'ndenim. Bu pekmez zamanı geldiğinde bu işlerle uğraşıyoruz. Ne kadar araziniz var? Yani ne kadar üzüm ağacınız var? 7 dönümlük bir arazi burası. Ne kadar ağaç var? Burada aşağı yukarı yaklaşık 600 kök ağacımız var, üzüm ağacımız. Normal pazarlayabildiklerimizi pazarlıyoruz. 4-5 çeşit üzüm olduğu için bunun siyahı var, beyazı var, kızıl, mor üzüm. Satılan cinslerini satıyoruz, satılmayanlarını toplayıp. Çünkü pekmez zamanımız geldi. Her yıl bu vakitler bağ bozumu zamanı. Aynen bu vakitler, Ekim ayı girdikten sonra başlıyoruz. Çünkü soğuk mevsimde bölgede yaşadığımız için. Evet. Bu bir 10-15 gün sonra don olayları falan oluyor. Soğuklardan dolayı etkilenmemesi için. Yani bu zamanlarda bu işlemi yapıyoruz. Şimdi toplayıp, bunu toplayacağız. Tilki kuyruğu değil mi bu üzüm? Bu üzüm tilki kuyruğu bu. Bunları toplayacağız. Aynen. Şimdi traktöre yükleyeceğiz. Traktöre yükleyip evimize götüreceğiz. Birkaç gün dinlenecek herhalde. Aynen. Ondan sonra pekmez sıkmasını. Suyunun daha iyi çıkması için birkaç gün dinlendiriyoruz evde. Ondan sonra sıkım işlemine geçiyoruz. Şimdi bunu ben de merak ediyorum. Ben de yardım edebilir miyim? Ben de toplasam. Evet, buyurun buyurun. Bu elimizle mi topluyoruz? Makas. Makas şu şekilde mi? Aynen. Bunları makasla. Şu şekilde evet, kesip. Aynen. Mesela bunun başka bir yöntemi var mı? Yani yok, çok... Hayır, bu şekilde toplamayı gerçekleştiriyoruz. Şu şekilde keseceğiz. Aynen, şu kasalara bırakacağız. Kasalara bırakıyoruz. Şu şekilde değil mi? Evet, aynen bu şekilde. Çünkü soğuk vurduğu zaman ileride işçilik sıkıntı oluyor, üzümler dökülmeye başlıyor. Yani o zamanı yakalanmamak için bu mevsim en ideal zamanı. Şimdi zaten pekmez deyince Bozsoyuk evet. Akla geliyor. Hem kavunuyla meşhur hem aynen. Üzümüyle meşhur. Bu galiba bu toprağından kaynaklanan bir şey. Topraksal doğal olması. Nasıl diyeyim? Bu ağacın asmanın sevdiği bir toprak şeysi var mesela. Yapısı var. Yani lezzeti de bundan dolayı, toprak yapısından dolayı kaynaklanıyor. Yani alanlar satımlarını yapabildiğimizi satıyoruz. Müşteriler memnun. Buna, yani alan tekrar bir daha arıyor yani o üzümün lezzetinden dolayı. Yani bunu atalardan beri sürdürdüğünüz aynen, aynen. Bir gelenek devam ediyor. Dedemden, babamdan bize geçti. Mesela biz devam ettiriyoruz. Ya sürdürebildiğimiz kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Aynen. Şimdi işçilerimiz de var. Burayı toplayacağız. Ondan sonra traktörü eve götüreceğiz. Yükleyip evimize götüreceğiz. Tamam, o zaman hep beraber toplamaya aynen, devam edelim. Dinlendikten sonra. Üzümün tadı bozulmasın diye yapraklarını seçiyoruz. Yaprakları niye seçiyorsunuz? Mesela bu yeşil olduğu için pekmezin suyuna illaki tadında bozulma, yani nasıl diyeyim, hoş olmuyor. Yani yapraksız sadece üzüm taneleri olması gerekiyor. Ha, doğru. Ya kasanın içerisinde üzüm dışında hiçbir şey olmayacak. Aynen. Pekmez çıkardım. Mesela yaprak evet. Falan koymuyoruz. Anladım. İllaki lezzetini bozuyor. Evet. Değerli izleyenler, kavunu ve üzümüyle meşhur Elmalı'nın Bozsoyuk Mahallesi'ndeyiz. Bildiğiniz üzere 2 gün önce üzümlerimizi topladık, sıktık. Şimdi pekmez yapımına başladık. Biraz sonra size pekmez yapımının aşama aşama anlatacağız. İsterseniz çok fazla zaman kaybetmeyelim, pekmez yapımına geçelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sadık. Üzümleri evet, sıktık. Bildiğiniz üzere üzümlerimizi toplamıştık. İstirahatini yaptırdık 2 gün. Sıkım işlemini gerçekleştirdik. Şu anda kaynatma işlemi yapıyoruz. Arkada yoğun bir çalışma var. Aynen, bayağı kazanlarımız kaynamaya devam ediyor. Bu işi en iyi bilen kimdir? Orada büyüklerimiz var, dedem var.
Tamam, istersen oraya İsterseniz geçelim. Sen beni tanıştır. Evet, geçelim. Şimdi amcacığım, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Ali İhsan Gül. Ali İhsan, Bozüyük Mahallesi'ndesin. Bozüyük Mahallesi'ndenim. Sadık'ın dedesiyim. Biz geçen gün sağlıklı üzümleri topladık. Evet. Şimdi pekmez yapına başladık. Sen bize kısaca, bizi izleyenlere anlatabilir misin? Bu nasıl yapıyor pekmez yapımını? Şimdi pekmez yapımı, üzümü topladık. Üzüm sandıkta olgunlaşır. İki gün beklediyoruz. Evet, bekletiriz. Ondan sonra çiğneneceğinde bu arada kıskıda çiğnenir. Suyunu bir kazana aktarılır. O kazana yani nasıl yeterlisi biraz beyaz topraktan atılır. Bu toprak özel bir toprak mı? Yani her yerde bulunur mu? Özel yani. Yani beyaz toprak. Bizim burada çoktur o. Evet. O maya yani. Bekmez mayası. Bu toprağı akmadan olmaz mı? Tatlanmaz. Mesela toprağımız bu. Toprak bu değil mi? Bu. Bu toprağı atmazsan pekmez ekşi olur. Ekşi olur. Ben bir de şöyle bir şey izlemiştim. Mesela ilk önce bazıları pekmez yaparken o çuvalın içerisine toprak koyuyorlar. Ama siz sonra koyuyorsunuz. Sonra koyuyoruz. Bu çuvalın içinde çiğnenir. Şırası akar. O şıra bir kazanın içine doldurulur. O kazana bu topraktan atılır. Bu Peki ölçüsü var mıdır? Bunu ne kadar atıyorsunuz? Herkes onu zaten şöyle iki kapaz kadar atarız. Tamam, ondan sonra attık. O yatar orada, dinlenir yani. Daha sonraki aşama nedir? Dinlendikten sonra o kaynatma kazanını, yani boru kestirmeye alınır. O biraz kaynatma, onu zaten kesildiği bile. O oradan indirilir. Kesildikten sonra. Kaç saat bir kaynama oluyor? O zaten bilirler kararını, kepçeyle bakarlar. Yani yaklaşık 4-5 saat bir kaynıyor. Evet, kaynıyor. Ondan sonra o dinlendikten sonra kaynatmaya alınır. Şimdi toprağı attık, kaynattık. Evet. Ateşten çektik. Çektik, o dinlendi. Dinlendirdik. Dinlendi. O süzme falan yapıyoruz mu? O süzme yapılır tabii. Bekmez kaynayınca da o kazana. Sonra tekrar bu kazanlarda kaynatıyoruz. Onun tabii ayrı böyle büyük kazanı katıyorsun. O iyi orada kaynar gar. Bekmez olarsan. Zaten onun ölçüsü orada belli olur gar. Böyle yaparsın, savurursun. Şimdi onu arkada yaptıkları işlem nedir? Şu mu? Evet. Şimdi bu kaynayır işte. Artık pekmeze yaklaşıyor yani. Kaynayır. O zaten kaynadı mı? Kıpkırmızı pekmez oldu. Belli olur zaten. Onu bir çanağa alırız. O çanakta soğudu mu? Şöyle parmağını şöyle yaptım mı ayrılı var o. Ondan anlıyorsun yani. Oradan anlarsın. Pekmez yani. Pekmez oradan anlarsın, bilirsin. Sen yani. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ben mi? Aşağı yukarı 40 sene geçmiştir. 40 sene. Peki bunu satıyor musunuz? Kendiniz mi tüketiyorsunuz? Ya, çok olan satar tabii. Çok olan satıyor. Çok olan satar. Ama normal olan kendi çorunu çocuğunu etrafını yer. Bu atalardan kalma. Atalardan, o zaman aynı, bu köye özgü aynı, atalardan bir gelenek. Herkes aynı, yapıyor. Aynı. Herkes yemekliğini yapıyor. Evet, yemekliğini yapar. Çorunu çocuğunu dağıdır. Fazla olan satar. Fazla olan da satıyor. Satıyor. Bu üzümlerin fazlasına yapıyorsunuz zaten değil mi? Tüketemediğiniz üzümlerin fazlasına yapıyor. Tabii. Zaten o yiyeceğini zaten adam ayırmıştır zaten. Anladım. Hayır. Peki en iyi pekmez hangi üzümden olur? Dimlit. 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 En tatlısı dimlittir Dimlit. Yani. Peki bu sene şeyi ne kadar olacak? Bunun fiyatı ne kadar olacak? Onu şimdi biliyorum desem yalan. Geçen sene ne kadar verdiniz? Ben çünkü satmadım. Hep sen kendin yiyorsun, çora çocuğa veriyorsun. Çorum çorum, etrafım var. Bu dünür bilir onu satan, yani tamam. Damat bilir. Tamam. Sadık Gül bilir işte. Şimdi onlara soracağız. Onlara soracağız. Tamam, çok teşekkür ederim amca, çok sağ ol. Ağzına sağlık. Biz de teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi değerli izleyenler, şimdi köpük yapanlara doğru hareket edelim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ben şöyle araya geçeyim. Hoş bulduk. Maşallah hoş geldiniz. Şimdi artık bu aşamayı da siz dinleyin. Bu aşamaya ağır ağır, ağır ağır geçiyor galiba. İlk önce sizi bir tanıyalım. Ben Ramazan Ankaralıoğlu. Elmalı Samuyun'un mahallesinin eniştesiyim. Bu işler enişteler mi yapıyor? Genelde enişteler yaptırıyorlar. Eloğlunu yaptırıyorlar durmadan. Şimdi amcadan dinledik zaten bütün aşamalarını. Evet. Bu aşaması nedir? Şu aşama şu anda kaynamakta. Bekmez ağır ağır dönüyor. Şu bekmez şu anda 1,5-2 saatte olur. Bunun amacı nedir köpürtmenin? Bunun amacı köpürmesi. Bu altını fazla yaktığı zaman devamlı köpürü taşmasın diye devamlı savurur. Savurduk sırada bu bekmez çok tatlanır. Ne kadar fazla savursan bekmez tatlanır. Altını fazla yaktığın zaman
Devamlı böyle köpürü. Peki kaç saat sürüyor bu kaynama işlemi veya bu işlem ne kadar sürüyor? Bu işlem altını yakarsan 6 saatte çıkar. Altını yakmazsan da 7-8 saate bulur. Ne peki kadar fazla yakarsan erken çıkar. Bu kazanlardan senin de var mı yoksa enişte sadece çalıştırıyorlar mı? Işte? Hey, bu işte kayınçılarım bunlar, enişteler çalıştırıyorlar bunlar. Eniştenin yok mu kazanlardan bir tanesi? Kazanı var ama bekmezi yok. Bekmezi yok. Bekmezi yok. Şimdi bu tahminim kaç kilo alır bu kazan? Bu kazanın tahmini sulu olarak 200 kilo civarında alır. Kaynaya gelse 45-50 kilo bekmez olur. 45 kilo oldu mu artık bekmez olduğunu anlıyorsunuz. Bekmez oldu. Peki bu işlemi ben de yapabilir miyim? Bana da öğretir misin? Tabii öğretirim. Şöyle ben şunu takayım. Ama da bedavayı öğretmem lazım. Ben de seni meşhur edeceğim ama. Öyle mi? Evet. Buyur bakalım. Şimdi nasıl yapacağız? Bunun taktiği nedir? Bunu böyle batıracağım, tabana kaldıracağım. Kaldıracağım, böyle savuracağım. Kazan dibine dokunacak değil mi? Dokunacak. Şu şekilde. Şöyle yapacağım. Kaldır. Şöyle mi? Evet. Benden pekmezci olur mu? Allah uğraşırsam olur. İçinde varsa olur, içinde olma, yoksa olmaz. Devamlı şetsirik kıpkırmızı olacak bu bekmez. Ya bunun biraz daha köpüğü kıpkırmızı olacak. Bunun biraz daha olgunlaşmasına var değil tabii, mi? Tabii. Yani bir saat benim kaynaması. Şu beyaz köpük var ya kıpkırmızı olacak. Beyaz köpük gidecek. Enişte sen bunu iyi köpürttün ama bunun köpüğün nasıl tadına bakacağız? Bak ben hazırlıklı geldim. Asma yaprağınla tabii bakacaksın asma yaprağınla. Köpürdük. Bu elmalı meşhurdur bu. Başka yerde yok. Şimdi nasıl bakacağız bunun tadına? Bakacaksın böyle. Şöyle mi alacağız? Al oradan öyle. Şöyle mi alacağız? Al oradan Al oradan. Ağzım yanmasın. Vallahi bilmem yanar mı yanmaz mı. Biraz daha var gibi. Çok... Var daha canlı köpük. Bu kazan intikten sonra içilecek. Bu pekmezin hazırı yok mu? Bir de hazırı var. Hazırı var. Hani nerede? Geldik. Bekmez al gel. Al gel. Olmuş hali. Sadık enişteye bakmıyorsun hiç. Evet. Bu pekmezimizin son olmuş hali. Artık yemeğe artık hazır. Artık bu köpük dinlendi. Aynen, en son aşamaya geldi. Soflar artık. Aynen. Sadık bunun kilosu ne kadar olacak bu sene? Şu an kilosu 35 lira. 35 lira. Aynen. Bakalım tadına. Bakabilirsiniz. Buyurun afiyet olsun. Süper. Aynen çünkü bayağı bir kaynama aşamasından geçti. Yani mikroplar tamamen kırıldı. En sağlıklı haline geldi. Evet değerli izleyenler gerçekten pazarda orada burada yediğiniz pekmezler pekmez değil. Bu pekmezi yedikten sonra başka pekmez yemezsiniz. Elmalı'ya Bozsoyuk mahallesine gelince mutlaka Sadık'ı görün. Bu mükemmel pekmezin mutlaka tadına bakın. İnanın tadına baktıktan sonra da zaten söylememe gerek yok. Satın alacaksınız. Sadık çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bizi ağırladığınız için. Zahmet ettik sana. Biz her sene bu işi bu zamanlarda her sene tekrarlıyoruz zaten. Sen bunu sattığın bir yer var mı? Sana nerede, nasıl ulaşacaklar sana? Sattığım yer genelde kendi evimizde. Babam pazarlık yapıyor, pazarlarda satıyor. Yani köyde geldikleri zaman her yerden ulaşabilirler. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Biz de teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Elmalı'nın başka bir kültürel değerini anlatacağımız videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.